zatı Ashab-ı Suffe dediğimiz Medine'de Suffe Ashabı, yani Suffe Mescidi vardı Medine'de. Herkes kendi evini Suffe Mescidine çevirebilir kardeşim. Herkes kendi evini Suffe Mescidine çevirebilir. Hanım ya da hanımı değil de erkek, ya gelir misin? Hadi gelin. Bugün Allah bize ne buyurdu diye biz kendi evimizde Kur'an-ı Kerim'in mealleri de çıkmış, Arapçası da çıkmış değil mi? Arapçası da var, Kur'an-ı Kerim'in mealleri açıklaması da var. Hele hanım, çocukla gelin hele bir oturalım, Allah Resulü bize ne demiş? Allahu Teala bize ne demiş? Biz bunu yapamıyoruz. Onun için bizim çocuklarımız bozuluyor. Bizim evlatlarımız bozuluyor. Ümmet ise bizim elimizden kayıp gidiyor. Kayıp gidiyor. Ne bunu anne olan kişiler yapıyor, ne de bunu baba olan kişiler yapıyor. Ya Suffe Mescidi kurun ya. Allah Resulü'nün mescidini kendi evinizde kurun. Kurun, çocuklarınıza öğretin. Bir hadis kitabı alın. Hadis kitabını alın ve o hadis kitabını kendi evinizde oturup, kendi evinizde oturup birlikte Allah Resulü ne demiş anlayın ve dinleyin ve bilin. Ama maalesef biz evimizi kabre çevirmişiz. Evimizi rahmetten uzaklaştırmışız. Ve Kur'an-ı Kerim'i biz bu asırda Kur'an-ı Kerim'i biz şu anda raflara kaldırıyoruz. Raflara. Raflara kaldırıyoruz. İşte benim evimde Kur'an-ı Kerim bulunsun. Benim evimde bir Kur'an olsun diye evin en üst köşesine Kur'an-ı Kerim'i asmışız. E peki can kardeşim, Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu sana bu Kur'an-ı Kerim'i verirken olağanüstü bir kitap, olağanüstü bir kitap, bu kitabı sana verirken sen evinin rafına kaldır diye mi verdi bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala sana? Sen evinin bir köşesine as diye mi bıraktı Allah-u Teala sana? Sen o Kur'an'ı aç ve onunla amel et diye Allah-u Teala sana bu Kur'an'ı onun için verdi. Ve sen Habibi Muhammed aleyhissalatu vesselam ile birlikte bu Kur'an'ı Cenab-ı Mevla gönderdi ki sen o Kur'an'ı okuyup anlayasın diye. Ama maalesef ne evimiz Suffe Mescidi, ne de kendimiz Suffe Mescidiyiz. Kendi nefsimizin kölesi olmuşuz. Kendi nefsimizin emrini dinliyoruz ama Rabbimizin emrini dinlemiyoruz. Kendi nefsimizin, arzumuzun, isteğimizin emrini dinliyoruz ama bir dakika olsun Allah'ın Resulü'nü dinlemiyoruz. Peki biz Allah ve Resulüne eza ve cefa ettik mi? Evet, ettik işte. Çünkü onların sözünü dinlemedik. Evimizi Suffe Mescidine çevirmedik. Kur'an-ı Kerim'i raflara kaldırdık. Kur'an-ı Kerim'i evin en güzel köşesine asmaya gayret ettik. Kur'an'ı açıp okumadık. Kur'an-ı Kerim'e bakıp kendimizi güzelleştirmedik. Kur'an-ı Kerim'i açıp merak etmedik. Kur'an-ı Kerim'i açıp Allah bize ne dedi demedik. Peki biz Allah ve Resulüne eza ve cefa ettik mi? Evet, ettik. İşte Allah buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعْدُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Sizde şüphesiz ki Allah'a ve Resulaha eza ve cefa ediyorsunuz. Çünkü Kur'an'ı raflara kaldırdınız. Kur'an'ı raflara kaldırdınız. Kur'an'ı evinizin üzerine kaldırdınız. İlmi bilmediniz, ilim yolunda gitmediniz. Allah'ın ve Resulullah'ın size emanet ettiklerine
sımsıkı sarılmadınız. Yalan söylediniz, gıybet ettiniz, faiz yediniz, kötülük yaptınız, insanları kandırdınız. İnsanlara üçü beşten beşe alayım, beşi beşten alayım insanlarla alay ettiniz. Onun için siz esas insanlarla alay etmediniz. Siz kimle alay ettiniz? Allah'ın ve Resulullah'ın bize verdiği emanetle alay ettiniz.